Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, bugün burada evlatlarına kavuşmak için bekleyen Diyarbakır anneleri 800. gününü idrak ettiler. Bu süre içerisinde kararlı dik duruşlarıyla burada evlatlarına kavuşan anneler oldu, aileler oldu. Hala bekleyenler de var içlerinde. Tabii annelerin eylemi dünyanın en etkili eylemidir. Hatta burada gerçekleşen eylem için diyebiliriz ki dünyanın en sivil, en doğal, en güçlü eylemidir. Daha önce de teröre karşı, teröristlere karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur. Oturma eylemleri olmuştur. Büyük toplantılar, büyük yürüyüşler olmuştur. Fakat buradaki eylem hem kararlılığı itibarıyla hem de doğallığı, tabiiliği itibarıyla hepsinden farklı ve hepsinden güçlü bir eylem. Nitekim onun neticesinde evlatlarına kavuşan aileler oldu. Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler içeride. Basın mensuplarımız burada. Bunları zaten dinlediler, kaydettiler ve her zaman da burada düşünüyorlar. Bunlara şahit oluyorlar. Yani siyasi partilerin iddialarına göre buradaki ailelerin, annelerin, siyasi partilerin bu tür konularda evlatların ailelerinden, annelerinden kopartılması, dağa gönderilmesi, terör örgütüne iletilmesi konusunda aracılık ettiğine dair iddialar çok vahim iddialardır. Ve şahit oldukları somut olaylar da anlattılar. Bu konuda herkesin, kim olursa olsun, daha önce ne yapmış olursa olsun, bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ben bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, herkesin, hepimizin buradaki annelerin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın dünyada yapılacak en büyük, en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretle her zaman onların yanındayız. Onları destekliyoruz. Allah kavuştursun, Allah yardımcıları olsun. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Arkadaşlar tabii şu an yeri değil, ben onu aslında üniversitedeki konuşmamda da dile getirdim. Yani o konuya dair söylediklerim çok açık. Çok kısa bir anayasa bilgisi olan kişinin benim o söylediğimde hükümeti yürütmeyi kastettiğim belli. Fakat yürütmeyle meclisle, meclisin itibariyle ilişkilendirilmesini doğrusu ben biraz bir espri olmasını ümit ediyorum. Yoksa daha farklı şeyler, kötü şeyler düşüneceğim kavrayışla ilgili. Ona pek girmek istemiyorum. Fakat burada ifade edeyim, Bingöl'de yaşanan olay çok büyük, üzücü bir olay. Hepimizi kahretmiştir. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz, hoşumuza gitmeyen davranışlar, sözler olmuştur ama bu derecede vahim, açık, galiz bir hakaretin, bir küfrün bir milletvekili tarafından vatandaşa karşı dile getirilmesi çok vahimdir. Bununla ilgili olarak süreci takip ediyoruz. Tabii ben dün şehit ailelerinden gelenler oldu, arayanlar oluyor sürekli, bize de tepki gösterenler var. Sonuç itibariyle bir hukuk sistemi var Türkiye'de, kanunlarımız var, mevzuatımız var. Bu çerçevede gereken neyse yapılacaktır. Hukuki süreçler devam ediyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynen.